Evet dostlar, merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi hafta sonları diliyorum. Ben doğadayım. Neredeyim? Dün işten çıktım. Saat 1'de yola çıktım. Yaklaşık 4,5 saat bir vakit aldı buraya gelmem. Kuzey Galler'deyim. Kuzey Galler çok büyük bir doğa parkı. Şu anda burada mola verdiğim bir yer. Bakın şöyle. Şu şöyle şuraya kadar böyle buralara kadar çıktım. Hatta arkadan gözükmüyor. Çıktığım yer gözükmüyor. Dün gece güzel bir gölün kenarında geceledim. Pek fazla konuşmadım videolarımda. Tamamıyla ASMR muhabbeti, yani sessiz bir çekim. Yani konuşma yok, tamamıyla doğal. İşte montajını yapıp sizlere sunacağım bir şekilde. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Bu tarz kamp olaylarını daha çok planlıyorum. Hafta sonları bilhassa. Bakın burada bütün tesisatım yanımda. Bir gece bir yerde kalıp hafta sonu tekrar evime dönmek. Yani bu şekilde bir planım var. Yani kendimi tamamen doğaya vermek benim için çok iyi geliyor. Şimdi en büyük aslında bugünkü planım 10 kilometrelik 1000 metre tırmanış. Yani 1000 metre denizden yükseklik diye hedefim. Dün saat 1'de çıktım, 6'da buraya geldim. 6'da buraya geldiğim için hava 9'da kararıyor. 3 saat vaktim vardı. 3 saatte yaklaşık 250-300 metreye çıkabildim. Kampımı kurdum, yemeğimi hazırladım, yemeğimi yedim. Tesisatlarım çok iyi. Yani aldığım tesisatlar, önceki videoyu izlemediyseniz bir tesisat videosu var. Onu şuraya yukarıya koyarım. Oradan izlersiniz. Ona ilaveten bu ceketi aldım. Yağmur geçirmez. Aslında ceketim ve pantolonum vardı ama nedense paketi, yani çantama girmemiş. Evde unuttum. Dolayısıyla yolda gelirken bir yerde durdum. Şansım açık bir yer vardı. Bu ceketle su geçirmez pantolon aldım. Yani pantolonun üzerine geçirilen bir pantolon bu. Bunu aldım. Sonra çıktım yola ve geldik. Gece nasıl geçti? Yağmurlu. Çok yağmur yağdı. Ben ıslanmadım ama çünkü her şeyim su geçirmez. Bu sırt çantamın da su geçirmez kılıfı var. Onu taktım. Çadırı kurarken tabii maalesef yağmurlu bir ortamda çadırı kurduk. İçerisi biraz ıslandı ama havlumuz falan vardı. Biz onları kuruttuk ve yatağımızı, her şeyimizi hazırladık. Gece soğuktu. Yaklaşık 7 dereceye düştü. Soğuktan ziyade fırtına vardı. Yağmur dindi. Saat 10 buçuk 11 gibi yağmur dindi ama çok kötü, yani çok berbat bir rüzgar vardı. Ve bu rüzgar beni tabii bazen endişe etti. Gerçi çadırın kancalarını iyi yere gömdüm. Dolayısıyla çadırımız uçmadı. Uçsaydı zaten fiyasko olurdu. Ama sabahın ikisinde bir gürültüye uyandım. Gerçekten hayatımdan hayat aldı, yani korktum yani. Koyunlar, koyun sürüsü gibi bir şey geçti. Ben böyle kayalığın yanında kalıyordum. Kurmuştum çadırımı. Lan iki tane bir acayip bir şey vurdu çadıra. Hatta çadırı böyle yan, yani ben onu hissetmedim gerçi ama ben gürültüye uyandım. Hani ne oluyoruz dedik falan, tamam mı? Şimdi burada pek ayı mayı falan muhabbeti yok. Murat abi, Murat Bozdoğan devamlı bana mesaj çekti. Aman dikkat ayılara bir şey olmasın diye. Abi dedim, burada ayı yok. Ulan sonra sabah kalktım. Bir baktım orada koyun sürüsü duruyor şeyde.
söyle şunu. Orada otlanıyorlar. Orada otlanıyorlar. ulan dedim, demek ki sizdiniz yani, gece benim çadırıma böyle abi böyle tosladınız. Tabi karanlık, bunlar gece ne görüyor bilmiyorum ki koyunlar yani. Neyse, sabah 5'te uyandım. Saatimi 5'te 4.30'a kurmuştum. Çünkü güneş çıkışını izlemek istedim, çekmek istedim ama maalesef çekemedim çünkü hava çok kapalıydı. Sonra etrafımda bir 3-4 tane daha çadır kuran kişiler vardı. Sonra dışarı baktım, herkesin çadırı kapalı. Hadi de Mücel sen 1-2 saat daha uyu. Sonra 8'de kalktım. 8'e kalktım, işte kahvaltımı hazırladım. Yediğim yemekler zaten görüyorsunuz. Portatif ateşim var. Yani gaz tüpü. Onun içerisine suyu kaynatıyorum. Suyu nereden alıyorum? Göllerden alıyorum. Çünkü kaynayınca bütün bakteriler, bütün mikroplar ölüyor onda. O gördüğünüz yemekleri işte suyun içerisine koyup pişiriyorsunuz yani. Zaten hazır pişmiş yemek bunlar. Sadece siz kaynamış suyla ısıtıyorsunuz. İsterseniz bu gördüğünüz paketlerden de çıkartıp direkt ufak kaplara koyup o şekilleri kaynatabilirsiniz yani. Hiçbir istediğiniz işe bağlı yani. Soğuk değinebiliyor. Hazır yemek dediğim gibi ama tavsiye edilen sıcak yenmesi. Neyse kalktık. Sonra asıl tırmanışa geçtim. Asıl tırmanış bayağı zorluydu. Yani bu çantam, benim aldığım malzemeler en hafiflerden değil ama bütçeme göre tabii uygun alışveriş yaptım. Benim çadır mesela 2 kilo. 2 kilo sırt çantam etti 4 kilo. 500 gram uyku tulumum. Ondan sonracıma 300-400 gram şişme yatak. Bunları hesaplarsak çanta içerisinde tabii kameralar var. İşte şarj aletleri. Ondan sonracıma 2 litrelik sırt şeyim var. Camelback diyoruz biz ona. Böyle deve sırtı gibi. İçi su dolu. 2 litrelik bir de o var. Yani şuradan, şurada gördüğünüz gibi bakın şu muhabbet. Buradan bunu ağzınızdan içiyorsunuz. Ama bunun içerisinde bir aparat var. 2 litre su alıyor. 2 litre demek 2 kilo demek yaklaşık. O da var. Yaklaşık 13-14 kilo sırtımda yük var. Çıktığım tırmanış yaptığım yerleri göreceksiniz. Yaklaşık 750 metreye vardım. Hedefim ilk zirve 980 metre idi. 980-970 mi? Yani diyeceksiniz ki 10 metrenin ne farkı var? Abi o kadar çok fark ediyor ki yani, böyle tırmanmalarda çok fark ediyor. Bir aileyle karşılaştım. Hadi dedim onların arkasından takılayım. Çünkü telefonumda haritam var. Offline onu indirdim ben. Tamamıyla bu yürüyüşler için, bu dağla ilgili, bu bölgeyle ilgili özel bir uygulama var. Onu indirdim. All Trail diye. Oradan hattımı, yani yürüyüş hattımı takip ediyorum. Kaybolmayalım diye. Ulan öyle bir kayalık bir yere geldik ki, yani dağın tam tepe zirvenin yamacına geldik. Yani şu arkada gördüğünüz gibi, yani şunun gibi bir yer yani. Vandır Mücel, sen yürüyüşe çıktın, kampa çıktın, sen dağ tırmanmaya, dağcılık yapmaya gelmedin. Neyse orada biraz panik oldum. Ama tabii kendimi toparladım. Çünkü ayağımın altından iki kaya kaydı. O beni çok korkuttu. Neyse sonra aile yok oldu. Aileyi göremedim, kaçırdım. Neyse onlara yetişmeye çalıştım. Çünkü o arada drone uçurmaya çalıştım. Dedim ki drone uçurayım da şu yamacın arkası tarafında ne var, drone ile göreyim diye, ama hava bir kapattı. Bir bulut indi aşağıya. Pus oldu. Dağın tepesini göremez olduk. Hatta önümüz yani herhalde buradan 30-40 metre falan görüş mesafesine düştü. Hemen drone'u geri çektim. Başladım tırmanmaya, devam etmeye. Çünkü aileyi bulmaya çalışıyordum ki onların peşinden takılıp o şekilde yukarı çıkalım diye. Neyse aileyi buldum. Aile dedi yol bitti burada dedi. Yani yolu kaçırdık dedi. Şimdi haritadan baktık. Evet, yoldan bayağı çıkmışız. Çünkü ben onların peşinden gittim. Onlar yolu kaçırmışlar. Yol yok zaten. Yani yol diye bir olay yok. Kayalık.
Yani kayadan hedefinize bir şekilde çıkıyorsunuz. Ondan sonra dediler biz buradan döneceğiz. Neyse sonra ben de döndüm onlarla birlikte. Çünkü cesaret edemedim. Çünkü tehlikeli. Hatta buradan 2 gün önce helikopter maalesef 50 yaşında bir bayan hayatını kaybetmiş. Çünkü dengesini kaybıp düşmüş yani. Duyduğum haber bu bazı kişilerden. Çünkü burada yürüyüş, çok kişi var burada yürüyenler. Zaten drone'dan falan ve videolarını göreceksiniz. Bir sürü yürüyüşçüler var. Günübirlik yürümeye gelenler. Onları takip ettim. Sonra bir yere, yola geldik yani. Haritadaki çizgi noktamıza geldik. Dedim buradan yukarı çıkmamız gerekiyor. Sağ olsun o ailenin kocası yani adam hemen yukarı doğru fırladı. Yani fırladı derken yukarı doğru çıktı. Dedi buradan dedi çok dedi yamaç çok dik dedi. Yani nasıl gideceğiz buradan? Yanında da 2 tane çocukları var. Sonra biz orada bir karar verdik abi. Sonra biz döndük. Döndük sonra bütün çıktığım yol yaklaşık 700 küsür metre tekrar aşağı indik. Abi aşağı inmek çıkmaktan çok daha zor. Çünkü yokuş aşağı iniyorsunuz. Allah'tan şu çubuklarım var yanımda. Bu çubuklarla denge sağlayabiliyorum. Denge sağladığım için ama sırtımızdaki ağırlık çok önemli. Sırtımızda çok yük olduğu için bayağı yoruldum. Sonra çıkarken biz biriyle karşılaşmıştım. Ben bilmiyorum onu kamera çekti mi çekmedim, açık mıydı kapalı mıydı GoPro hatırlamıyorum. Sonra ben aşağı vardım da o da arkamdan geldi. Ne oldu dedim, çıktın mı dedim yukarıya. Biraz çıktım ama dönmek zorunda kaldım. Niye dedim? Buzlanma var dedi çok. Kayalarda buzlanma var dedi. O yüzden dedi çok büyük bir risk dedi. O yüzden döndüm dedi. İyi ki çıkmamışız abi. Çıksaydık orada rezil olacaktık. Rezilden itibaren çok sakat binecekti. Ama pişman değilim. Yaklaşık işte 750-760 metreye falan çıktık. Güzel bir tırmanış oldu. Sonra yavaş yavaş aşağı indim. Sonra bu gölün başına geldim. Saat şu an saat kaç? Saati bile unuttum yani. Yani 2 saatten beri herhalde buradayım. Burada drone'u uçurdum. Şu benim gimbal'la şöyle bakın, Zhiyun Smooth 5 gimbal. Bu yeni bir gimbal. Son çıkan gimbal. Bununla burada güzel böyle timelapse dediğimiz ve hızlandırılmış videolar falan aldık diye çektim. Yani durum bu. Şimdi kararım ne? Yarın izinliyim. Bugün normal planım burada konaklamak. Bir gece daha konaklayıp yarın dönüş yoluna geçmek. Ama burada kamp yapmak maalesef yasak. Yani çadır kurmak burada yasak. Şimdi şu karşıda tepe var. Karşıda tepenin arkasına geçersem orada uygun bir yer bulur muyum vadin şeyinde? Bilmiyorum. Belki de turumu burada sonlandırabilirim yani. Çünkü ayaklarım gerçekten ağrıyor. Yani hani maraton koşarsınız ya dizleriniz böyle ayaklarınız böyle şey gibi olur. Böyle jel gibi olur. O duruma geldi. Tabi bu şekilde tırmanmak benim en son yaptığım daha o zaman Coşkun doğmamıştı. Yani 20 küsur yıl burada Snowdon dağı var. Snowdon'a çıkmıştık. Yani büyük ihtimalle bugün ya aşağıda arabanın olduğu yerde bir kamp alanı var. Orada bir kamp kurup, çadırı kurup yarın rahat rahat eve dönmek. Bu kadar konuşmayı planlamıyordum. Çünkü yani videonun özetini dedim şu şekilde bir şey yapayım. Bunu ilk önce yayınlarım, ondan sonra yürüyüşün videosunu koyarım. Sizleri biraz merak ettireyim. Nerede, neler yaşandı. Onun haricinde hepinize teşekkür ederim. 2000 aboneye geçtik. Böyle video olarak teşekkür etme imkanım olmadı. O yüzden bu fırsatı bilip hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. İstikrarlı, yavaş bir şekilde büyüyoruz. İnşallah daha da hızlı büyürüz. Çünkü görüyorsunuz son videolarım, sinematik, güzel çekimler, kaliteli montajlar, çekimler. Ondan sonra drone çekimleri. Eskiden olan drone'larımı birleştirip bir şeyler yapmaya çalıştım. İzmir drone, İzmir videosunu benim önceden çektiğim birkaç görüntü vardı ama pek ele tutacak bir şey olmadığı için yapmak istemedim o montajı. Ama sonradan ben bir yeni bir programa üye oldum. Web sayfasına.
Oradan işte bütün stok müziklerimi, resimleri, kapak resimlerini aldığım bir web sitesi. Onun içerisinde stok videolar var. Hatta bunun içerisinde drone videoları da var. Ben buna tabii ücret ödediğim için oradan kısa kesitler alabiliyorum. Telif hakkı yemeden. O yüzden öyle 3 dakikalık kısa bir video yaptım. Liverpool videosu da aynı şekilde. Yani bundan sonra yani ben bir yere gitmiyorsam elimdeki o malzemelerle bir şeyler hazırlayıp sizlere sunmak istiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ki beğeniyorsunuz ama izlenmeler tabii istediğimiz gibi olmuyor ama sağlık olsun. Ne yapalım? Paylaşırsanız dostlarınızla, arkadaşlarınızla, sosyal medyanızda paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Dolayısıyla tekrar söylüyoruz. Abone olmadıysanız abone olun. Like tuşuna basmayı unutmayınız. Yorum yazarsanız çok memnun olurum çünkü etkileşim çok önemli. Evet dostlar, sizlere Kuzey Galler'den bu manzaradan selamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.